Sansöy ekranlarından mutlu günler sevgili izleyiciler. Sen Söyle programıyla ben Tülay Kavraz her hafta farklı farklı konuklarla ekranlarda olacağım. Bugünkü konuğum Sayın Münevver Uğurlu. Kendisi çok renkli bir kimlik. Aynı zamanda iş kadını, aynı zamanda Sami Kadın Başkanı. Hoş geldiniz Münevver abla. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizinle böyle çok özel bir sohbet etmek istiyorum. Bir abla kardeş gibi olsun sohbetimiz. Teşekkür ederim. İlk sorum size şöyle olacak. Çalışmalarınızla ilgili bilgi almak istiyorum. Çünkü o kadar çok projeleriniz var ki bunlar zaten bu programda anlatmakla bitmez. Onların içinden belli başlı yaptığınız projelerle ilgili sohbet etmek istiyorum sizinle. Hazır mısınız? Evet. Evet, şimdi. Tamam. Münevver ablacığım, çalışmalarınız nelerdir Sami Kad'la ilgili? Kadınlar için neler yapıyorsunuz? İş kadınlarıyla birlikte ne tür projeler üretiyorsunuz? Hali hazırda yapacağınız işler var mı? Bunlar üzerine biraz sohbet edebilir miyim sizinle? Tabii. Öncelikle sevgili Tülay'cığım, Kanal S ekranlarına bir davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi bizim çalışmalarımız gönüllülük bedestandan başlıyor küçük yaşta. Yani gönüllülük işi ben sonradan olmadık. Dededen, babadan beri gelen bir olay. Orada da ahilik sistemiyle başlamıştı bu çalışmalar. Ben bedestan torunluyum. Bedestan kültürüyle büyüdüm. Sonra öğretmen oldum. Ama ticareti küçük yaşlarda alıştığım için dedemden, babamdan bu yana onu da çok sevdim ama öğretmenliği de çok severek yaptım. Ama bitmiyor. Öğrenmek de bitmiyor. Devamlı öğreniyoruz. Öğrendiğimizi paylaşıyoruz. Bu çok güzel bir olay. Bu İş Kadınları Derneği kurmamızdaki amaç, ben insan olan yerde büyüdüm. Çok şanslı bir yerde büyüdüm. Hiçbir zaman kadın erkek diye benim yaşadığım ortamlarda hiç olmadı. Ailemde, yaşadığım yerde. Beceriklilik yeteneğe göre konuşuldu benim ailemde. Evet. Hangi yönde becerilir? Kimseye öncelik ya da gerilik verilmedi ya da taviz de verilmedi. Hangi dalda kim becerikliyse ailede, işletmede onlar öne geçti. Diğerleri de bunun bilincinde oldular. Yani herkes sırasını bildi beceri yeteneğine göre. Tatlı bir hiyerarşi oldu sanırım. Aynen öyle. Olduğu için bir şey istiyorsan bir yere çıkmayı öğrenmek zorundasın. Kesinlikle. Kendini geliştirmek zorundasın. Bana bu teklif geldiğinde İş Kadınları Derneği kurmamda dedim ne gereği var, olur mu insanın olduğu yerde? Ben o kadar tuhafıma gitmişti ki, hayır işin hiç öyle değil. Kuracaksınız %36. Şimdi ülke nüfusunun yarısı kadın olduğu için evet. Bizim iş gücüne katılım oranımız %36'larda. Çok düşük orandayız. Evet. Kadınlar iş dünyasında özellikle de resmi anlamda çok düşük sayıda kadın iştirakçı var. Aynı zamanda da üst yönetimlerde de sayımız maalesef çok az. Çok ben az. De sizin gibi şanslı kadınlardanım. Benim ailemde de hiç ayrım yapılmaksızın yetiştim. Yani erkek arkadaşın, kız arkadaşın ya da cinsiyet ayrımı olmadan iş dünyasına da öyle girdim. Biz sanırım şanslı kadınlarız. Evet. Yani bunu da ne yapmamız lazım dedik? Eksik olan kısımları tamamlamamız lazım. Evet. Kendimizin eksik yerlerini de tamamladık. Tabii ki insanların hani her yönüyle eksik yönü olacak ama bunu tamamlamayı istiyorsa ortam var. Artık ülkemizde bu şey olanak da çok hibeler olsun ya da eğitimler yönünden olsun. Kurduk. Pandemiyle birlikte %26'ya ne yazık ki oran düştü. Çünkü öncelikle evet, kadınlar çıkarıldı işlerden büyük bir çoğunlukla. Şimdi biz önce tekrar bulunduğumuz sayıya gelip sonra 45'i hedefliyoruz. Evet. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Yapmakta zorundayız. Pandemiyle birlikte birçok bir şeyler değişti. Artık hiçbir zaman eskiye dönüş yok. İlerlememiz lazım. Biz çalışmalarımızı bu yönde geliştirmeye başladık. Teknolojiyi ön plana aldık. E-ticaret kısmını ön plana aldık. Çünkü sürdürülebilirliği önemli. Yapılan işlerin, çalışmaların sürdürülebilirliği önemli. Benim sizinle ilgili Münevver abla diyorum. Çünkü evet. O samimiyetimizden, abla şeyinizden. Sizinle ilgili bildiğim en doğru şey, bir şeyi gerçekten yapıyorsunuz. O proje her neyse gerçekten hayatın içinde oluyor.
Yani öylesine yaptım, oldu, kenara koyayım değil. O mutlaka ve mutlaka uygulanıyor. Onu çok iyi biliyorum. O yüzden benim için çok değerlisiniz. Yani ya bir kadın olarak, iş kadını olarak, sosyal ve sivil toplum örgütlerinde görev alan bir kadın olarak sizi çok önemsiyorum o anlamda. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Tülay'cığım. Bu yüzden başladık çalışmalara arkadaşlarımla. Gönüllü olarak kurduk ve her bizim derneğimizde her iş kolundan var. Çünkü biz yaptığımız çalışmalarda hep gönüllü güzel yazdık ama büyük projeler yapılmak için Avrupa Birliği projeleri yazıyoruz. Bunların üzerinde çalışıyoruz ki sürdürülebilirliğini yurt dışı ve yurt içi artık sınırlar kalmadı. Teknolojiyi içine koyunca 24 saat ticaret var artık hayatımızda. Bu daha çok pandemiyle daha da çok yoğunlaştı. Evet. O yüzden bu çalışmaların da sürdürülebilir olması lazım. Çünkü bu projeler olsun, kooperatifleşmeler olsun. Projeyi aldık, bütçe bitti, iş bitti olmaması lazım. Kesinlikle öyle. Bu yüzden de biz mentörlük çalışması da yapıyoruz. Bir kadın, ben her zaman gittiğim işletmelerde söylediğim budur mentörlük yaptığımda. Hep örnek verirler. O yapıyor, ben de yapabilirim. Yapabilirsin tabii ki. Ama o şekilde bütünüyle alamazsın model. Kendi envanterini çıkart. Aile envanterini, becerini, yeteneğini. Acaba onun bilmediğimiz bir yerden gelir yapısı mı var? Ya da başka bir bütçesi mi var? Yani sırf o kısımlarda. Çünkü bir anahtarı çevirdiğiniz anda bir işletmede elektriği, suyu ya da bir bağlanacaksınız ya ticaret odasına ya da esnaflar odasına ya da hangi iş kolunuz var o odaya bağlı olmak zorundasınız. Onların çalışma sistemlerine uymanız için birçok prosedürler var. Biz bunları anlatmak istiyoruz. Çünkü güzel örneklerin çoğalmasını istiyoruz. Peki bu süreçte nasıl ilerliyor? Yani algılamada, işte dahil olma anlamında kadınlarımız sizin bu anlattığınız projelerde ve süreçlerde nasıl algılayabiliyor muyuz? Yani doğru anlamda yürütebiliyor muyuz projeleri de? Bunun için de tekrar tekrar işte mentorluk olayımız burada giriyor. Devamlı onlarla iletişim halinde oluyoruz. Tabii hep şimdi... Yalnız bırakmıyorsunuz yok, yani. Yok, bırakmıyoruz. Çünkü bizim genç kuşağımız Y ve Z'yi artık ve bundan sonraki kuşaklarda hemen olalım istiyorlar. Bizim gibi dönemle gibi sabırlı, ağırdan hareket etmiyorlar. Şimdi ben de bir eğitimci olduğum için onları çok iyi anlıyorum, hissediyorum. Branşınız neydi hocam? Matematik. Analitik düşünüyorsunuz siz her şey kesinlikle. O yüzden onları anlatmaya çalışıyorum ki sürekli ol, sen lider ol, örnek ol, sen evet desinler. Senin bu başarın, sen konuş ki ve sen örnek ol, sen de bundan sonrakilere yardımcı ol. Sırf ki biz onu anlatmaya çalışıyorum, kendin için değil. Hani evet. Bizi anlatmaya çalışıyorum, biz. Toplum, bir bütün olmak, amaç bu zaten. Bizim atamız da 1935'te bize seçme ve seçilme hakkı vermiş. Şimdi biraz önce Tülay'cığım söyledin ya, biz üst yönetimde de olmamız lazım. Evet. Karar makinelerinde olmamız kesinlikle lazım. Bunun için de kendimizi geliştirmemiz lazım. Müracaatlarımızı kendimiz aday olmamız lazım. Hedef kendimizi öne çıkartmamız lazım. Ama bunun için de sırf demekle olmuyor. Altımızı doldurmamız lazım eğitimle. Ben şunu kabul etmiyorum. Ya işte fırsat vermediler. Evet. Öyle olmadı, böyle olmadı. Mık mık mık. Yok, hayır. Eğer istiyorsak zaten hani hep deriz ya başarmanın %50'si istemekten geçiyor. Önce isteyeceğiz. Evet. Sonra onun üzerine çalışıp bununla ilgili neler yapabiliriz ve zorlayacağız, şartları zorlayacağız. Evet. Yani hiçbir şey ağzımıza kolay bir lokma olarak gelmiyor. Siz de bir sürü yollardan geçtiniz, bir sürü eleştiriliyoruz. Bazen çok ağır ithamlarda bulunabiliyor ama ben her zaman destek gördüm bu anlamda. Siz doğru iş yapıyorsanız insanlar sizi bir şekilde anlıyor ve destekliyor. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Çok güzel düşünüyorsun, öyle de zaten. Öyle de zaten, yani evet. Hep iyi tercih etmek. Benim dedem köyensiz öğretmenlerindendi rahmetli. Oo, harika. Hep onu dedi. Yani bu hep toplumda. Kötülük olacak, yanlışlıklar olacak. Ama siz tercihinizi doğru yönden yaparsanız, iyilikten yöne yaparsanız oradaki ortamdan kendinize bir yer edinebilirsiniz. Ve seçilirsiniz, yani istenirsiniz. Doğru insanlar seviyor. Bakmayın hani bu kadar şey olsa da yanlışlıkların içinde de. Şimdi benimle çalışan çalışma arkadaşlarım
Onlara diyorum ki problem olacak, sorun çıkacak, engeller çıkacak. Bana problemin çözümüyle gelin. Hı hı. Problemi getirin ama nasıl çözeceğinizle ilgili gelin. Şikayet etmeyin. Çok fazla şikayet etmeye alışkınız. O olmadı, bu olmadı. Şunu yapamadık, bunu. Hayır. Şurada bir sıkıntı var, bunu nasıl çözebiliriz? Yani çözüme, gerçekten çözüme odaklandığımız zaman o kadar güzel şeyler çıkıyor ki ben çözüm odaklı bir insanım. Yani sorunu konuşmaktan hoşlanmıyorum. Evet, burada bir sorun var. Sorun nasıl çözülür? Bizim ona fokuslanmamız gerekiyor. Sanırım yeni gelen arkadan nesle de erkek de kız da fark etmeksizin bunları öğrenmesi gerekiyor Nevar abla. Bunun için de güzel örnekler teşkil etmişsiniz. Evet, tabii ki yani, rol model. Ben rol modellere çok önem veriyorum. Panellerimiz oluyor. Tabii pandemiden dolayı olamadı. Ama bundan sonra tekrar o rol modeller devam edecek. Çünkü farklı. Bir de biz sahaya iniyoruz. Yani ben sahada birebirim. Şimdi onu soracaktım. Hedef kitlelerinize istediğiniz ölçüde ulaşabiliyor musunuz? Yani herkese dokunabiliyor musunuz bu anlamda? Yok, çok gönül arz ediyor ama o kadar ulaşamadı. Yani her yere mümkün değil. Ama bunun için de diyoruz ki hep çoğalalım biz. Yani benim gidemediğim yere sen git. Onun ulaşamadığı yere başkası gitsin. Buradan şöyle bir şey mi anlıyorum? Gönüllülere mi ihtiyacınız evet, var? Evet. Yani söyleyelim mi? Gönüllüler mi gelsin? Evet, Sakıkada dahil mi olsunlar? Evet, aynen öyle. Gönüllü olarak. Bizim Samsun'u alalım. Orta Karadeniz derken 4 ilçemiz var. TR83 bölgesinde. Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum. Biz 4 il, bizim federasyonumuz 4 il üzerine Orkasifet. Konfederasyonumuz da Türk Konfet, bütün Türkiye'de. Bütün Türkiye'de. Ama konularımız hep aynı. İnsan, öncelikle insan. İnsan, sonra insan kaynağı. Kadın. Evet, kadın. Türk Konfet buna çok önem veriyor. Evet. Kadın kotasının yüksek olmasına. Olmayı. Zaten kota lafı da şeydi, aman artık ne yapalım, belli bir seviyeye gelinceye kadar bunu zorlayacağız olmasını. Ben sizin yaptığınız işlerden çok heyecanlanıyorum. Yeni projeniz var mı? Evet. İzleyecek miyiz, dinleyecek miyiz, evet, katılabilecek miyiz? Tabii. Ben çok önemsiyorum. Perşembe günü işin mutabakatla ilgili Türk Konfet Orkasifet'inle birlikte yaptığı bir eğitim olacak. Katkılarıyla burada Avrupa Birliği bir projesidir bu. Burada eğer biz, doğa bize pandemide ne dedi? Siz olmasanız da ben başka ailemle birlikte yaşayabiliyoruz. Aynen. Yani dinlendi bizim, hatta evet, bizden biraz kurtuldu. Bizi evlere kapattı. Evet. Kendini temizledi. Çöplerinden arındırmaya çalıştı. Bizim sokağa attığımız atıklardan, kirlilikten bunları arındırmaya çalıştı. Evet. Şimdi bunlardan ders çıkartmak için ileride dünyamız, evrenim, artık biz diyorum ya hani benim evim altın yaldızlı olsun ya da benim mahallem değil. Bu su damlası gibi kendimizden başlayarak, envanterimizi çıkartarak, noktalar halka halka dağılarak bölgemiz için, işte mahallemiz, okulumuz, çevremiz hep aynı hisleri yapacağız. Ve temizliğe önem vereceğiz. Hijyene bu olmazsa olmazlarımızdan. Zaten pandemide bildiğimiz şeylerin altını çok böyle kalın kalın çizdik. Yani belki biliyorduk ama farkındalık anlamında da bence birçok insan bunun değerini anladı. Peki sizin bu projenize biz nasıl iştirak edebileceğiz, nasıl katılabileceğiz? Hani gelmek isteyenler olursa nasıl tabii davet edebiliriz? Burada ben davetiyemi size iletirim. Çok seviniriz. Burada bir anlatacaklar. Eğer siz evreni de artık kirletmeyin, yeşili koruyun ya da sanayileşmediği için biz yenilenebilir enerjide neler yapabiliriz de doğayı artık kirletmemeliyiz. Kirletirsek artık bizim yaşam alanımız kısıtlanıyor. Nefes alma olanağımız. Benim rahmetli babam şunu söylerdi. Nefes aldık, oksijen aldık. Nefes aldığımızda oksijen almış oluyoruz. Verdiğimizde karbondioksit vermiş oluyoruz. Ne yapıyoruz? Temiz havayı alıyoruz, kirli hava veriyoruz. O halde ağaç dikeceğiz ya da koruyacağız ağacı. Yani bu, bizim büyüklerimiz bunu yapıyorlardı. Biz bir ara bir kendimizi kaybettik. Ben de öyle büyüdüm. Ben bahçeli, çok güzel bahçeli bir evde büyüdüm. Şanslı oldum. Çok şanslı çocuklardan. Evet. Böyle dalından meyve koparabildim. İşte çok keyifli arkadaşlarımla oyun oynayabildim. Evimiz bahçe içinde olmasına rağmen asla camdan hiçbir şey atamazdık. İşte. Evin içindeki çöpe konurdu. Evet. Kazara görürlerse de, hani çocukluktur ya böyle işte telaş eden, oyuna gideceğiz çünkü. Görürlerse de çağırıp, ben gerçekten çok şanslı bir çocuktum.
Hayır, bunu bir daha yapmayacaksın. Çünkü dışarıya attığında işte etraf kirleniyor, doğaya karışıyor. Tek tek annem anlatırdı. İşte şimdi biz onları unuttuk bir dönem. Evet. Yeniden ele aldık, konuları işliyoruz. Evet. Maalesef tekrar hatırlıyoruz. Yoksa bu kompost deniyor mesela. Benim anneannem her şeyi bizim bahçıvanda bekleyip gömerdi. Evet. Ya yani sebzeleri, atıkları gömerdi. Şeyleri giderken faytondan ben biliyorum çekirdekleri fırlatırdı. Hiçbir şey bize ziyan olmazdı. Ziyan olmaz, dönüşürdü. Yani toprağa dikemediklerini bir doğada yeşersinler. Bu şekilde vardı zaten. Biz düzgündü ama sonra bir binalaşma, apartmanlıktan sonra mahallecilik gitti. Şimdi biz tekrar şehirciliğe döneceğiz. Yani bunu öğreneceğiz. İnşallah. Biz şehrimizi koruyacağız, mahallemizi koruyacağız. Ama aynı nefesle, aynı hisle yapacağız şey, bunu. Yanlış mı hatırlıyorum? Herkes kapısının önünü temizler. Tabii. Bütün bahçeler çiçekli tabii, olurdu. Tabii. Yani ben öyle hatırlıyorum. Tabii. Ve inanılmaz derecede bir tertip, düzen olurdu. Herkes de birbirinden çiçek şeyleri alırdı, fideleri falan alırdı. Tabii. Yani şimdi o çevrecilik, yani o doğal yaptığımız iş artık derneklerin sorumluluğu altında farklı şekilde yeniden öğretiliyor bizlere. Bizde bu eskiden bir boya yaptığımızda tekrar yapmamak için o eşyamız korunmamız söylenirdi. Aynen. Çünkü kimya, babam derdi ki havaya kimya salınıyor. Bir daha boyayabiliriz ama bu değil. Yani benim imkanım var, maddiyatım var değil bu. Tabii bunun ki. Bilincinde olmamız lazım. Eşyamızı da kendimiz, sağlığımızı, eşyamızı, çevremizi, her şeyi korumayı bilmemiz lazım ki bu artık vatandaşlık görevimiz bizim. Yani kesinlikle bir birey olarak bunlar bizim sorumluluklarımız ama çoğunu biz unuttuk enteresan bir şekilde. Yani belki buna ben de dahilim. Yani elimden geldiğince sorumlu davranmaya çalışıyorum ama muhtemelen benim de atladığım şeyler vardı. Böyle ciddi anlamda tekrar, uyarılmamız ve hatırlatma yapılması gerekiyor. Bunun için ben ana sınıflarına çok önem veriyorum. Bundan sonraki bir çalışmamızda da ana sınıfından başlayarak. Harika. Çünkü ben öğretmenliğim zamanında da lise sonunda branşlaşma olmuyor. Çocuk kendini tanıyacak, ne yaptığını, uygulamalı, hangi eğitimde başarılı olacağını. Ana sınıfından başlarsak çocuğun kendini tanıması, düzenli bir vatandaş olması öğretilecek. Ki liseye geldiğinde o çocuk zaten bir birey olma bütün özelliklerini kazanmış olacak. Sonra eğitimini istediği branşta alacak. Ondan sonra branşlaşma olmuyor. Evet. Biz üniversite ve teknik liselere de çok gerçek staj için mücadele veriyoruz. Ben onları götürüyorum sanayide, branşları dahilinde. Harika. Orada görüyorlar, uygulamalı eğitimden yanayım. Gerçek stajdan, naylona karşıyız biz naylon staja. Aynen, evet. Bilsin ki çocuk bundan severek işlerini yaparlarsa çalışmış olmuyorlar zaten. Kendilerini tanımaları, sevdikleri işi yapmaları için de bunları çalışmalarımız bu şekilde bizim. Devam edecek de bundan sonra da. Peki Münevver abla, ONU ile Samikat İşbirliği'nden biraz bize bahsedebilir misin? Tabii. Onu da çok merak ediyorum çok. Ben. Nasıl bir süreç, nasıl bir işleyiş var? Bu bizde hep ben Bedestan'da kültüründe hep uygulamalıdır. Yani hiçbir zaman bir insan üste gelemez. İstediğin ailede de çalışsa işte bu iş yani kurumsallaşma dediğimiz. Biz aşağıdan başlanır, alttan başlanır. Sonra istediğin becerisi yeteneği varsa çıkar. Yoksa çırak olarak da emekli olabilirsin. Olabilir. Yani bu gayet doğal kişiye bir şey. Kalmış yani kişiye, becerine, yeteneğine göre. Biz de üniversiteyle hem de bu çevre işinde, sıfır atık olaylarında olan arkadaşlarımızla, birlikte üyelerimizle sanayide öğrenci götürüyoruz. Teknik liseleri orada inceleme yapıyorlar. Bakıyorlar ki üretim nasıl? Birçoğu tabii bir otobüsün, ben onlarla gidiyoruz. Dediklerinde şöyle, tabii çoğu şöyle dedi. Kaç lira alacak acaba, burada girilse kaç lira alacak? Nasıl girelimi öğrenelim önce. Biz acaba oraya girmek için kendi yeteneğimiz var mı? Buna hiç hoşlanmıyor gene. Ama bilinç olan da çok tabii. Gururlarımız onlar bizim. Geleceğimiz, gururlarımız, gençlerimiz. Onlar da orada bize teknik ekip, insan kaynağıyla birlikte biz onlarla gezi yapıyoruz fabrikada. Onlar da çok büyük özveriyle bize yarım günlerini ayırıyorlar. Aynen, teşekkür ediyoruz. Üretmelerini bırakıyorlar. Burada insan kaynakları gözlemliyor. Becerikli, yetenekli çocuklar var mı? Biz bunlarla staj yaptığımızda onlar da bir emek verdikleri şeylerin sürdürülebilirliğini istiyor artık. Yani kimse emeklerimi yapayım,
bitsin, tekrar baştan başlayayım istemiyor kimse. Hep sonuca varsın. Evet. Yani yarıda kalmasın, hiçbir şey. Gerçekten çok ciddi emek. Evet. Yani geliyor öğrencilerin ayrı emekleri. Tabii. Sizin organizasyonu kurarken harcadığınız zaman, gittiğiniz yerdeki size ayrılan süre, yapılan her neyse mutlaka bir sonuca ulaşmalı, değil mi? Evet. O yüzden de insan kaynaklarını da benim onların ricam oluyor ki şeyiniz var, seçin. Hani ben çocuklar staj yapsınlar. Staj alıyorlar. Biz sanıyoruz ki geldiğimizde bize ev sahipliği yapıyorlar. İşe girmiş oluyorlar işlerinde. İşte bizim gururumuz bazen tabii birçok arkadaşı diyor ki niye dernek, STK nedir, sosyal sorumluluk nedir? İşte diyorum ki zenginlik bu. Dostluk kazanıyorsun. Bizim seninle yıllardır bir tanışıklığımız var. Nermin de olsun, hani senin çok olsun. Uzun yıllardır. Yani çok uzun yıllardır. Bu işte dostluk, evet. Bu yani bunu kesinlikle anlatmaya çalışıyor. Anlayan anlayabiliyor. Hayat paylaştıkça güzel oluyor. Çok güzel. İnsanlar sivil toplum örgütlerinde aslında amaca uygun gelinirse çok şey öğreniyoruz. Tabii. Bana çok fazla katkısı var. Birçok projelerde yer alma şansım oldu. İyi ki oldum, iyi ki davet edildim. Hepsine teşekkür ediyorum bu anlamda. Çok keyifle çalıştık. Çok şey kazandırdı. Yani iş dünyası, evet, iş dünyasında çok şey öğreniyoruz ama sivil toplum örgütleri bambaşka dinamikler katıyor hayatımıza. Burada İyi ki varsınız kazanç, yani. Teşekkürler. Hepimiz için öyle. Yani hepimize yer var. Şimdi ben bazen söylüyorum işte karar mekanizmalarında derken vekillerimizle konuştuğumuzda sayın vekilim bizim işte kadın vekillerimizle şu sorunlarımızı da dile getir, siz getirin. Komisyon o kadar ki, oranın içlerinde o kadar azız ki biz diyorlar mecliste. Birkaç taneyiz. Onlar için de komisyonlara bölündüğümüzde zaten biz orada yiyip diyoruz. Yani siz, çünkü bizden başka kimse anlayamaz. Kadınları da öyle. Şimdi biz sürdürülebilirlik istiyoruz kadınlarda. Ama bu üzücü olaylar da var kadının haklarıyla ilgili. Hani onlardan çok bahsetmek istemiyoruz ama hayatında gerçekleri, uğradıkları şiddetler, durumlar. Bir eğitime veriyoruz, bakıyoruz ki üzüntülü vaziyette. Evet. Hadi psikolog arkadaşlarımız, psikiyatri arkadaşlarımız, onlar devreye giriyorlar. Şimdi ben ona girişimcilik, işletme, istihdam, sürdürülebilirlik anlatırken bakıyoruz ki hayatında bazı üzücü olaylar oluyor. Ben sizin bir projenizde yer almıştım. Dezavantajlı, evet, gruplarda ritim, evet, atölyesi yapmıştık. Evet, çok güzeldi. Ya yaptığınız inanılmaz güzel bir projeydi. Psikolojik olarak yani ikinci, üçüncüye ancak dayanabildim. Yani cidden çok güzel şeyler, evet, yapıyorsunuz. O çocukları, o şeyleri gördüğüm zaman yani insanın yüreği, gözler nasıl güzeller, ay, değil mi? Çok çok inanılmaz güzeller. Yani ben çok, o projede olmaktan dolayı çok mutlu oldum. Ama hani çok böyle uzun vadeli psikolojik olarak dayanamadım. Evet. Ya insan çok üzülüyor. Ve siz bu konuda çok iyi işler çıkardınız yani. Hani dönem dönem katılıyorum size ama böyle çok sizin kadar bu konuda istikrarlı değilim yani. Olsun, dayanamıyorum çocuklara. Yani başka, diyorum ya, başka konularda bizim şimdi aynı şekilde ekibimizde, federasyonumuzda turizm var, sanayi var. Yani hepsinin, ülkemiz bizim çok zengin bir ülke her yönüyle. Deniz, hava, kara işletmeciliği bizim ülkemizde, coğrafi bölgemiz, yeraltı kaynaklarımız, tarihi yapımız. O kadar ki gurme lezzetlerimiz, Türkiye'nin dört bir yanında, evet, güzel lezzetlerimiz var. Biz bunların her birini bir bütün bölgesel olarak eğer hepimiz gayret edersek turizmde ileride olmalı. Bu yani bir yeri geliştirirken bir yeri batırmayalım. Sanayi iyi denetlemeli yapmalı, arıtmasını yapmalı. Turizmde bizim Kızılırmak ve Yeşilırmak deltamız var, bir cevherimiz var, kuş cennetimiz var. Yani anlatmakla kanyonumuz var, turizm yönünde gelişiyoruz. Her yönüyle bizim işi bir bütün beraber yürütmemiz lazım ama birbirlerine zarar vermeden birlikte, bunun için de kurumlarla çalışıyoruz biz tabii ki, belediyelerimiz, vali, başta valiliğimiz olmak üzere, belediyelerimiz, kalkınma ajansımız, ticaret odamız, KOSGEB, İŞKUR, yani hep birlikte bu ekip. Şimdi programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Söylemek istediğiniz, ulaştırmak istediğiniz bir mesajınız var mı buradan? Özellikle Perşembe günkü programınızla ilgili son sözümüzü bu şekilde alabilir, evet, miyim? Ben bütün, öncelikle Tülay'cığım sana ve Kanal S ekranlarına
Çok teşekkür ediyorum. Kadın isterse yapıyor. Mücadele vermesi lazım. Biz onlara destekçiyiz. Hep onlarla birlikte olacağız. Bize ulaştıklarında birlikte kendilerini ne yapabiliriz diye uğraşacağız. Ülkemiz için. Ülkemizi seviyoruz. Şehrimizi seviyoruz. Ve de birlikte olacağız ama ekip çalışmasıyla. Tek başımıza hiçbirimiz bir varlık gösteremeyiz. Hepimiz birlik olursak bir anlamda ve aynı yöne bakabiliyorsak, aynı hissi sağlayabiliyorsak ki hepimiz vatanımızı seviyoruz, birbirimizi seviyoruz. Ama birbirimize herhalde saygılı olursak, emekleri de ziyan etmezsek böylelikle daha birlikte ilerleyeceğime inanıyoruz hep birlikte. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Konuğumuza çok teşekkür ediyorum. Sen Söyle programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuğumla birlikte tekrar buluşmak üzere. Sevgiyle kalın.